Merhaba sevgili dostlar. öncelikle hepiniz kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle mayıs ve haziran ayında önümüze yaklaşan söylerde en iyi temettü veren, temettü verimleri yüksek olan firmalara bakmaya çalışacağız. Bunun için arkadaşlar gerçekten %0.7'lik yani OYO oy gibi işte %0.7 gibi Akol gibi ya da %2 gibi şişe gibi bunlara bakmayacağım. Daha çok %4 ve üzerinde veren şirketleri sizlerle incelemek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar bakalım şöyle. Mayıs ayında bakın Anadolu Efes %7.7 temettü verimleri var. Burada size nominal olarak 1 TL karşına 1.64 lira gibi bir rakam açıklamada verebilirler. Ama bu açıklama sevgili dostlarım her bir çıkan senedin her bir çıkan senedin 1 TL nominal bedele bölünmüş olan fiyatı üzerinden ama aslında bu fiyat bakın 1.64 %7.7 ise %11 olsaydı bu fiyat 16 lira. Yani Enes en az Efes en, en az 20 liradan fazla bir kağıt. Hani orada size kafanıza karışmasın okuduğunuz zaman açıklama kısımlarını. E, kapa gelen bildirimleri. Hani işte nominal bedelle %164 oranında bir temettü veriyoruz. Hani bunu bakarak atlamayın böyle sevgili dostlarım. Onlar her bir senet arkadaşlar hisse senedi bir TL nominal bedel karşılığında çıkartılır. Bunun için öyle söylüyorlar ama gerçek olan şu sonuçta şu an Efes'i 1 TL'ye bir lot alamazsınız. Hani öyle bir şey olsa evet 1 TL'lik lot alabilseydiniz 1.64 muazzam bir paraydı. Ama sevgili dostlarım Efes'in fiyatı en az 20 liradan fazla. Anadolu Efes'e bakıyoruz sevgili dostlarım. Öncelikle şöyle bir e, hızlı, hızlı temel analiz yapalım. Sevgili dostlarım satış gücünün kuvvetli olduğunu görebiliyorum. Gerçekten satış gücü kendi piyasa değerinde üzerinde. Fabrik karlılığında hiç fen olmadığını görüyorum. Hisse pahalı değil arkadaşlar. Hisse sektörüne göre iskontolu. Ucuz bir hisse. Ha aşırı kelepir değil ama sektörüne göre iskontolu ve ucuz bir hisse sevgili dostlarım. Karlılık olarak aktif karlılığı çok iyi değil. Aktif karlılığı çok iyi değil. Özkanak karlılığı da çok iyi değil sevgili dostlarım. Bu kadar yapılan e, satışa ve fabrik karlılığına karşı şirketin %65 oranında kaldıraç kullandığı ve bu kullandığı finansman giderlerinde yani aldığı borcun faiz gideri, biz buna finansman gideri diyoruz, e, yükünün ağır olduğunu bu dönem için görebiliyoruz. Evet, firma kar yazmış. Geçen yıl 1 milyar 34 milyon, e, en son yılda arkadaşlar 1 milyar 239 milyon kar yazmış. Fakat dediğim gibi bu firmanın aktif büyüklüğü 54 milyar olunca işte e, aktif büyüklüğün içinde öz kaynak içindeki büyüklüğü payı düşüyor. Kar etmiyor ödemiyorum kar edebilen bir şirket ama kendi büyüklüğüne göre biraz zayıf kalmış. Lakin bunun da temel sebeplerinden bir tanesi arkadaşlar dediğimiz gibi finansman giderlerinin yüksek olması. Çünkü maliyetlerin çok da yüksek olmadığını görebiliyorum yani satış kuvvetinden sonra gelen maliyet giderleri gibi, satışların maliyeti, satış indirimleri, faaliyet giderleri bunlar çok yüksek değil ama orada biraz sorun var arkadaşlar. Bakalım Efes'e de şöyle sizlerle. Dolar bazında bakmak istiyorum ben. Sevgili dostlarım dolar bazında baktığımız zaman da gayet e, bize ucuz bir grafik görebiliyorsunuz zaten. Şöyle bunu gün olarak değil aya ay, ay çevireyim. Şurada bunu fark etmişsinizdir. Bollinger bandını bir kapatayım. Bunu da bir kapatayım. Grafiğimizde destek noktamızın bile arkadaşlar düştüğünü, destek noktalarının bile altında gezdiğini görebiliyoruz şirketimizin. Şirketimizin sevgili dostlarım böyle bir düşen kanalını burada kırdı. Bakın ilk düşen kanalını burada kırdı ama kırıştan sonra büyük bir yükseliş gelmedi. Şu noktalarda bakın şu noktalarda bir yakın nok yerlerde dirençle karşılaştığını görebiliyorsunuz. Zaten bunun bir önceki direnci bakın şuranın bir önceki direnci burasıydı ve burayı geçemediğini görüyoruz ve daha sonra e, hisse en büyük destek noktası olan bu noktanın da altına kırarak sevgili dostlarım buralarda giriş altını sürdürüyor. Baktığımız zaman şöyle bir e, yatay piyasa var sevgili dostlarım. Şöyle hemen buradaki yatay piyasayı gösterelim. Şöyle bir yatay piyasaya girmiş e, kağıdımız. Lakin baktığımız zaman sevgili dostlarım e, Anadolu Efes'in hiç de pahalı olmadığını, dolar bazında gerçekten ucuz olduğunu görebiliyoruz. Bakın şöyle sevgili dostlarım. Şuradaki düşen de beraber kırılmış ama hala bir e, yükseliş pek bir şey yok. Lakin buradaki yatay direnci, bakın yatay giden kanalı patlatırsa arkadaşlar ve en büyük destek noktası üzerine çıkarsa daha hızlı bir yükseliş bekliyorum. Baktığımız zaman ne dolar bazında pahalı bir hisse değil sevgili dostlarım. Eğer almaya düşünüyorsanız ne de TL bazında çok pahalı bir hisse değil. Aynı zamanda temettü verimi de %7.7 ile fena değil. Geçiyorum sevgili dostlarım. Burada 2.8, 2.1'lere bakmıyorum bile. Goodyear var. %4.8. Bu biraz daha iyi. İsterseniz Goodyear'a da bakalım. Goodyear'ı açtım önüme. Goodyear'ın da sevgili dostlarım şöyle hemen bakıyoruz. Satış kuvvetinin gayet iyi olduğunu görebiliyoruz. Fabrik karlığında hiç fena olmadığını. E, sektörüne göre iskontolu. Çok aşırı ucuz değil ama sektörüne göre iskontolu. Yani ucuz aslında arkadaşlar ama bireysel olarak baktığımız zaman hani şu fiyat aşırı kelip bir fiyat değil. Ama sektör ortalamasına göre gayet arkada kalmış ucuz bir kağıt. Hem de baktığımız zaman öz kaynakları yeterli bir seviyede. Ee, öz kaynakları da borcu %50 %50 civarında. Çok fazla bir borç yükü de yok, kaldıraç riski de yok baktığımız zaman. Ee, karlık oranları da fena değil. %10 aktif kârlığı, %20 öz sermaye karlığıyla gözümüze çarpıyor. Bu dir e, bu verilerle hiç fena değil baktığımız zaman. Bir de sizlerle hızlıca video çok uzatmamak Sizlere sıkmamak videoyu böyle 20 dakika 30 dakika çıkamam için biraz hızlı geçiyorum sevgili dostlarım buraya. Goodyear'a bakalım. Goodyear'ın arkadaşlar dolar bazında çok pahalı olmadığını zaten burada anlayabiliyoruz. Bakarsanız şöyle bu da Baktığımızda Çok büyük bir seviyede sevgili dostlarım. Bir yatay piyasaya bağlamış durumda. Bakın şöyle. Bunun içinde çok fazla çıkarım yapabiliriz tabii ki de çok fazla Düşen kanallar çizebiliriz düşen kırılımları beraber buradaki takip edebiliriz. Daha sonra mesela buranın bakın sevgili dostlarım şöyle. Burada da bir direnci olduğunu görebiliyoruz. Bakın. Görüyor musunuz? Dirençten geri dönmüş. Dolar bazında hisse senedi ve aşağı doğru tekrar salmaya başlamış. Baktığımız zaman burada bir tane yükselen kanal çizebiliriz. Bakın mini bir yükselen kanal var. Şurayı görüyor musunuz? Şöyle bir yükselen kanalı buradaki kana içindeki hareketin devam ettirirse ve direncini kırarsa arkadaşlar çok daha iyi seviyelere gelebilir. Dolar bazında çok pahalı bir şey değil arkadaşlar. Aynı zamanda TL bazında da aşırı derecede pahalı bir şirketimiz değil. Aynı zamanda da temettü verimleri yüzde beşle fena değil. Düşünürseniz Goodyear da var. Bakıyorum sevgili dostlarım Ülker var yüzde buçuk. Çok yüksek değil. Aslında Goodyear değil ama e, elimizdeki verilere göre yani iyi seviyede bunlar. Bir maş al geliyor bunlar %3 %3 düşük. Bir de sizlerle sevgili dostlarım Ege Seramik'e bakmak istiyorum. Bakın Ege Seramik de %6 veriyor. Şöyle sizlerle hızlıca bir de Ege Seramik'e bakalım. Ama siz tabi oradan o listeden e, videoyu video durdurup bakabilirsiniz. E, yani diğer şirketler de var. E, onları almak isterseniz daha az bir şekilde onları da alabilirsiniz. Ege Seramik. Bakalım şimdi sevgili dostlarım. E, Öz gayet iyi seviyede olduğunu görebiliyorum. Borcu biraz daha az. Net çalışma sermayesiniz sevgili dostlarım iyi olduğunu görebiliyoruz. Ee, buradan baktığımız zaman hisse çok ucuz değil ama sektörün altına iskontolu. Satış kuvveti sektördeki diğer şirketlere biraz daha iyi. Fabrik karlılığı diğer şirketlere göre biraz daha iyi. Karlılık, karlılığı gerçekten yüksek seviyede. Lakin e, bu son yılda yapılmış yani koronavirüs zamanda yapılmış bir karlılık. Hani büyük bir sıçrama olmuş kârda. Kârda neredeyse çarpı 5 yapılmış. yüzde yüzlük bir yükselme. Bu devam eder mi eder etmez mi bilinmez bunun için şirketi çok daha detaysa incelememiz lazım. Sektörün daha iyi incelememiz lazım. Sektöründeki talep daha iyi incelememiz lazım. Sektördeki büyük rakip firmaların acaba firmalar mı azaldı? Firmalar azaldığı için piyasadaki payı mı yükseldi? Bunu buradan anlayamayız. Lakin iyi bir kar etti ve kar sürdürülebilirse eğer daha yukarı doğru kar sürdürülebilirse çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Baktığımız zaman kaldıraçlı olmadığını da görüyoruz sevgili dostlarım. Öz kaynakların yeterli olduğunu görüyoruz hızlı temel analize baktığımız zaman çok kötü değil. Excel'e bakalım. Ege Selimik. Yani Ege Selim ise sevgili dostlarım işte burada ee, dediğim gibi iskontolu ama çok da fazla değildi. E, dolar bazında da ha, çok mu pahalı? Hayır. Şöyle bakın 2011 yıllarının bile hala arkasında. Doğru. Ama mesela bir Anadolu Efes kadar aşırı kelepir değil. Orası öyle. Lakin burada baktığımız zaman sevgili dostlarım bir çanak var. Bakın şimdi Çana sevgili dostlarım. Bu çanağı bilmiyorum gördünüz mü ama. Şöyle bir çanak var. Bu çanak kırarsa arkadaşlar şöyle 2 dolar seviyesini 2.14 dolar. Kırarsa daha yukarı atar ama kıramazsa dostlarım bir retest yaparsa geri çekilme yaparsa buradan. Ya yani şöyle bir tane de yanına bir kulp yapıştırırsa sevgili dostlarım şuralara. Kulpunda destek noktası buradaki bakın. Ee, direnç direncin bakın şöyle direncin desteğe döndüğü nokta. Normalde burası bir direnç bakın şu nokta. Sevgili dostlarım. Bir direnç seviyesi. Bu da ikinci direnç seviyesi. Bu direnç seviyesi ne zaman desteği dönmüş sevgili dostlarım? Böyle gün içinde kapanışlar gelmiş ama yükselişler. Tabii bu kapanışlarda böyle gelirse retest alırsa da buralara yakın bir seviyelerden geri çekilme, daha da aşağı tabii ki de sarkabilir. Hiçbir destek kırılmayacak ya da direnç geçilmeyecek diye bir şey yoktur sevgili dostlarım. Bu yaparsa çok daha yukarı gidebilir. Dolar bazında aşırı pahalı değil. Çünkü kendi eski zamanlarına göre sevgili dostum. 2011 zamanlarına göre bile hala arkasında olduğunu görebiliyoruz. Ne kadar Efes kadar ucuz olmasa bile kendi tarihi zirvelerinin hala arkasında olduğunu görebiliyoruz. Bu yüzden çok da pahalı olduğunu söyleyemeyeceğim. Eğer düşünürseniz sevgili dostlarım ee, bu tarz firmalar var. Aynı zamanda işte Arzum var, Alarko Carrier var, Vespe var. Baktığımız zaman Erbos var ama bunlar çok düşük arkadaşlar. Bir maç bile yüzde %3. İşte PR Cup %0.3 Düşünürseniz e, video durdur dediğim gibi tekrardan bakıp onunla da alabilirsiniz. Coca Cola var %2.4, Ülker var %3.5 Baktığımız zaman vespe var %2.8 Ben elimden geldiğince büyükleri incelemeye çalıştım. Bana bu dakika kadar zaman ayırdığınız için ve katlandığınız için, video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sevgili dostlarım. Eğer kanala abone olup Bildirimleri açarak ve aynı zamanda videoya like atarak sevgili dostlarım Bu tarz videonun daha fazla gelmesini sağlayabilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.